Değerli basın emekçileri, görüntü alma işini tamamladıysak haftalık grup toplantımızı başlatacağız. Evet, bütün basın emekçisi arkadaşlarımıza yardımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bele hevalin heja, hun tevheratın serseran serçavar artı. İro biz du yek sıvat, İro roja zmane daike ya cihaniye. Vek dezanin ev roj, roja berfedan ajvat zmane daike ya Bangladeşiye, umirasa berfedan avana jubo hemu gelane. Ligori raporu UNESCO'ye. 1500 zaman dibin xetere evende bunu edeye. Türkiye ji pazde zaman liber mirnine u eger perverdeyi avana dayı ki neye kirin mıxabın ev zaman dınav 5 salan de venda bupin. Pişti ilan kırna o hale. Türkiye gelek saziyen zamanı kurdi hat girtin. Gelek kanalin TV'yen kurdi ajansı nüçeyan rojnameye azadiye velat u gelek kovar hatın girtin. Kurdi der, Enstitüya Kurdi, Zarok TV, Zarokistan, Dıbıstana Ferzat Kemandar, Vana Çen Yekiye. U filozofo mezin Anti Jalava Usat Beje. Zımana dayikemin veki çermi post yemine. Zımanemin biyani veki cülü bergemine. Evet, Anti Jalava'nın söylediği üzere benim ana dilim benim tenimin derisidir. Ama bildiğim diğer diller benim elbiselerimdir. Dünya Ana Dili Günü bütün milletlere kendi dilinde kutlu olsun. Hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz, değerli milletvekili arkadaşlarım, aramızda değerli, birbirinden değerli, bizi onurlandırmak üzere grup toplantımıza gelen misafirlerimiz var. Önceki dönemlerde eş genel başkanlığımızı yapmış ve yeni cezaevinden çıkan bizim rusipimiz, büyüğümüz Ahmet abimiz, Ahmet Türk aramızda, kendisine hoş geldiniz diyorum. Yine iki hafta önce bir o halin pespaye uygulamasıyla anlam veremediğimiz bir KHK ile bu toplumun vicdanı olmuş, bu toplumun aydınlık geleceğine öncülük eden bu ülkenin değerli akademisyenleri, her biri kendi bilim disiplininde bir değer olan bu ülkeyi aydınlık geleceğe taşımak isteyen, ihraç edilen akademisyenler aramızda, iyi ki buradasınız, iyi ki aramızdasınız, ihracınız hayırlı olsun. Son olarak da özellikle Muğla il teşkilatımız ile ilçe teşkilatımız, il eş başkanlarımız, ilçe eş başkanlarımız, partililerimiz ve aktivistlerimiz Muğla'dan bugün grup toplantımızı onurlandırmak üzere geldiler. Hepsine hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Şimdi haftalık grup toplantımızı başlatıyorum ve konuşmasını yapmak üzere Ankara Milletvekilimiz, Meclis İdare Amirimiz Sayın Sırrı Süreyya Önder'i davet ediyorum. Heval nuhum bi khiratın sersera serçavara atın. Roja dayiki zmane prozbe, ben de Dünya Ana Dil Günü dolayısıyla dünyadaki bütün halklar, özellikle tehdit altında dile sahip olan halkların Ana Dil Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum. Ülkemizde de ana dil kutlanıyor, Ana Dil Günü. Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ana dilinde türkü söyleyen 14 yaşındaki gençler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyor.
kendi rüyasını gördüğü, ekmek istediği, su istediği, şakalaştığı dilinde bir türkü söyledi diye savcılık, hapishane, nezaretler adres gösteriliyor. Özellikle Aydın İmam Hatip Lisesi'nde ki ana dilinde o ana sütü kadar ak ve helal ve temiz olan ana dilinde türkü söyleyen çocuklarımızı selamlayarak başlamak istiyorum. Rus ipimiz aramızda dendi. Kürtçe bilmeyen misafirler için söyleyelim. Bilge kişi, ak saçlı kişi anlamında. Ahmet abi bu ülkede, Ahmet abinin şahsi tarihi bu ülkenin demokrasi tarihidir aynı zamanda. Ahmet abinin şahsi tarihi Kürt halkının barış, özgürlük ve adalet talebinin tarihidir. Ben Ahmet abiyi selamlamadan konuşmaktan haya ederim. Ahmet abiyi bu ana dil gününde sizlerle bir şeyler paylaşması için davet ediyorum. Ezhulam Keremkir. Zor sıfas, her hevim. İroş, roja, zımane dayıkeyi, roja, zımane dayıke piroz bi. En başzanın lisar gelek, zımane makzayı, bandora gelek hırab berdavam dike. Em hevidarın hamu zımane cihane, bigeşin azadiye, o em roja, Zamanı dayıke bedülü can piroz bakın. Selavu rejver. Evet, Sayın Başkan. Buradan Sayın Genel Başkanlarım diyemiyorum. Genel Başkanlarımız bugün zindanlarda. Ama buradan selam ve saygılarımı gönderiyorum. Yine milletvekili arkadaşlarımız, 75'in üzerinde belediye eş başkanlarımız zindanlarda. Biz tabii ki bunları çok yaşadık. 80'lerde yaşadık, 94'lerde yaşadık. Şiddet politikaların bizleri, Kürtleri, demokrasi talebi olanların, özgürlük talepleri olanları susturmadıklarını biliyoruz. Ve bilmeye de devam edeceğiz. Bu nedenle bugün uygulanan şiddet politikası, red ve inkar politikaların bir an önce terk edilmesi gerekiyor. Biz her zaman sorunların demokratik zeminde tartışarak çözüleceğine inandık. Bu inancımızı bütün olumsuzluklara rağmen muhafaza ediyoruz. Ve diyoruz ki belediye başkanlarımızın yeri, halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarımızın yeri halkın arasındadır, halka hizmet etmekten geçer. Yine halkın iradesiyle parlamentoya gönderilmiş milletvekillerimizin yeri burasıdır, meclistir ve bu zeminde tartışarak, konuşarak sorunlara çözüm bulacaklarına inanıyoruz. Ancak hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki bu coğrafyada Kürtler demokratik, özgür gelecek için mücadele ediyor. Kürtler Orta Doğu'da önemli bir aktör. Kürtler özgürleşmeden Orta Doğu özgürleşemez ve burada yaşayan hiçbir halk özgürleşemez. Ancak bunu da çok iyi biliyoruz ki Kürtleri potansiyel tehlike gören bir zihniyet var. Kürtlerin Orta Doğu'yu değiştirip dönüştürmesinden korkan bir zihniyetle karşı karşıyayız. İşte bugün çektiğimizin acıların nedeni bu. Çünkü Kürtler Orta Doğu'yu değiştirecek, demokratik bir geleceği saklayacak potansiyele sahiptir, iradeye sahiptir, bilgi ve birikime sahiptir. Bu nedenle Kürtler bugün hedeftir. Ancak şunu söylemek istiyorum. Barışın yolu demokratik zeminde diyalog oluşturarak, tartışarak,
demokratik geleceği hesaplayarak, ortak akılla sorunlara çözüm bularak geleceğimizi ve bu bölgenin barışını sağlayabiliriz. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Şartlar ne olursa olsun, çözüm, diyalog ve barıştan başka bir seçenek yok. Bunlar denendi, günümüz dünyasında denendi. Şiddet politikalarıyla halklar susturulmaya çalışıldı. Şiddet politikalarıyla emekçiler, demokrasi talebi olanlar dışlandı. Bugün de işte birçok akademisyenimiz burada. Bugün vicdan sahibi oldukları için, Türkiye'nin vicdanı oldukları için bugün ihraç edilmiş durumdalar. Evet, biliyoruz ve inanıyoruz ki tek seçenek diyalogdur, barıştır. Bunun yolu budur. Eğer gerçekten demokratik bir geleceği, ortak bir geleceği hedefliyorsak, birlikte barış için hep birlikte yüksek sesle çağıralım, bağıralım ve bunun mücadelesini verelim. Bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ahmet abiden sonra konuşmak zor. Bir ses duyarsınız. Retoriği güçlü olabilir, fiyakalı olabilir, hamasetle bezenmiş olabilir. Fakat bir çiğ tarafı vardır. Bunun ayırt edici özelliği hakikiliğidir. Onun için Ahmet abi ve Ahmet abinin şahsında simgeleşen bu ülkedeki demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinde bir ömrü bedel olarak koyan insanların sesinde diğerlerinde görmediğiniz o şeyi görürsünüz. Hakikilik dediğimiz şey. Konuşuyorlar karton karton insanlar, naylon naylon tipler ve söylediklerinde yüreğe dokunan hiçbir şey göremiyoruz. Niye? Yürekleriyle söylemiyorlar da ondan. Yani ezberletilmiş, bugün bunu söylemek icap eder diyorlar. O yüzden onu söylüyorlar. Savaş ve zulüm bu ülkedeki bütün halkları, başta yoksullar olmak üzere, çok vurdu. Bütün inançları değişen konjonktürlere göre çok hırpaladı. Gençlik, kadın bu uğurda en çok bedel ödeyen kesimler oldu. Fakat bir şey var. Dün bu ülkenin geçirdiği ağır kış koşullarına baharın müjdecisi olarak ilk cemre havaya düştü. Sonra toprağa, sonra suya düşecek ve hiç geçmeyecek gibi sanılan o fırtına, o kara kış yerini birdenbire tabiatın kendini yeniden var ettiği, yeniden cıvıl cıvıl yaşam enerjisiyle beslediği günlere kapı açacak. Gecenin en karanlık zamanı sabaha en yakın zamanıdır. Şimdiden bu ülkenin savaşla eşit olan kışına güle güle, barışla eşit olan baharlarına hep birlikte merhaba demek istiyoruz. Geçecek bu günler. Sevgili akademisyen hocalarımız buradalar. İletişimden, tıp fakültesinden, siyasaldan ve başka alanlardan bütün akademisyenler burada. Bu ülkede bir şey yaptılar. Çok basit gibi gözüken ama bedelinin ne kadar ağır olduğunu ülke olarak birlikte tecrübe ettiğimiz bir şey yaptılar. Vicdanı ve adaleti dile getirdiler. Bu kadar. İçinde solcusu var, muhtemelen sağcısı var,
erkek var, kadın var, Kürt var, Alevi var, Müslüman var. Ama hepsinin ortak paydası hakkı dile getirdiler. Hakkı dile getirmenin bedelinin işiyle, aşıyla beceremezler ama onurlarıyla oynamaya teşebbüs etmek olduğunu bütün ülke olarak tecrübe ettik. Bilime, aydınlık geleceklere, aydınlığı işaret edenlere böylesi bir husumet bu ülkenin tarihiyle senkronize, tarihiyle eş zamanlı hiçbir gün eksilmemiş, artarak bugüne kadar gelmiş. İktidar sözcüleri hamaseti seviyorlar. Osmanlı'ya referans vermeyi seviyorlar. Her fırsatta bunu dile getiriyorlar. Bir padişah Kemal Paşazade'ydi sanırım. Kemal Paşazade'nin atından sıçrayan çamuru kaftanına bulaşınca, o bir alimin atından sıçrayan çamurdur, bu kaftanı ölünce tabudumun üzerine örtün dediği rivayet edilir. Peki bir başkası Fatih İstanbul'u fethettiğinde diyelim, Bizans'tan içeri girerken ona çiçek sunanlar Akşemseddin'i padişah zannediyorlar. O azamet, o vakar ona verince o diyor ki padişah ben değilim, işte şu yandaki. Fatih reddediyor, ben padişahım ama o benim hocamdır diyor. Şimdi yeri geldiğinde milli, yeri geldiğinde Osmanlı, bu kadar hamasetle bunları referans veriyorsunuz. Onların yaptıklarına bakın, sizin bu akademisyenlerin bilimsel özgürlüğünün sembolü olan cübbelerine, akademik cübbelerine layık gördüğünüz şeye bakın. O çamurlu olanı üstüme örtün dedi. Siz bu akademisyenlerin hakkı, vicdanı, özgürlüğü, eşitliği, adaleti talep etmekten başka, bilimi, özgür bilimi savunmaktan başka hiçbir iş yapmayan bu akademisyenlerin cübbelerini çamura belediniz. Bütün hocalarımıza sesleniyoruz. O cübbeleriniz bu ülkenin özgürlük ve eşitlik bayrağı olacaktır. Barış bayrağı olacaktır. Bunu hep birlikte sağlayacağız. Gayet pişkin sorumluları. Efendim diyorlar, üniversiteler hazırladı. Üniversiteler bu ülkede bir şey hazırlasa yönetim kademesinde dişimizi kıracağız. Bu ülkede yıllardır süren savaş var. Üniversiteler, yönetimlerini kastediyorum, bir gün ağızlarını açıp çıt demediler. Bölge bir cehennem topuna dönüşmüş. Her gece ekranlarda Sübhaneke boncuğu gibi yan yana dizilen bir sürü akademisyen görürsünüz ama üniversitelerden kurumsal olarak bu konuda bir tek ne yapıyorsunuz beyler nidası yükselmemiş. İş bu kıyıma gelince ve bu da kamu vicdanında derin bir yara ve öfkeye yol açınca biz yapmadık, üniversiteler kendileri yaptı diyorlar. Rektörler, dekanlar kendileri yaptı. Buradan muhterem İBİŞ'e seslenmek istiyorum. Çünkü son zamanlarda bunun en kristalize olmuş hali bu rektör. Sayın İBİŞ, bak herkes kenara çekilir, bu işin vebali senin omuzlarında kalır, sorumluluğu da. Birileri bu zulmün bedelini ödeyecek, tarihte hiç görülmemiş. Adalet belki geç tecelli eder ama mutlaka tecelli eder. Belki siz layık olduğunuz cezaya da çarptırılamayabilirsiniz adalet önünde ama bu ülkenin çocuklarının, gençliğinin, bilim insanlarının gönlünde ebediyen en çamurlu yere, o cübbeye attığınız çamur var ya, ondan da daha zelil bir yere mahkum olursunuz. Çıkın, ya yaptığınızı savunun ya da sizin üstünüze bu sorumluluğu ihale etmelerine bir tepki verin. Biz de insan olduğunuzu anlayalım. Onun için hocalarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu zulmün ortadan kalkması bu ülkedeki barış ve özgürlük mücadelesinden
ayrı ele alınacak bir şey değildir. Hep birlikte bunu başaracağımıza olan inancımı bir kez daha tekrarlıyorum. Şimdi muhalefete yakın araştırma şirketi sahibi olan Zevat, muhalefetten milletvekilleri ağızlarını açıyorlar. Kürtlerin hükümetle anlaşma halinde olduklarını söylüyorlar. İçinde benim de adım geçiyor. Ben Binali Yıldırım'la görüşmüşüm. Güya. Önce kendimle ve arkadaşlarımla ilgili kısmı söyleyeyim. Külliyen yalan. Bir görüşme de yok. Böyle bir teşebbüs de yok. Biz bu görüşmeyi ilkesel olarak her zaman talep ediyoruz. Ahmet abin de belirttiği gibi diyalogdan ve müzakereden başka bir yol, demokratik siyasetten başka bir çözücü mekanizma tanımadığımızı defalarca deklare ettik. Hem müzakere ve diyalog yapmıyorlar. Hadi bu kabul edilemez bir şey ama şu daha da kabul edilemez. El altından sanki görüşülüyormuş gibi yapma propagandası bu halkın süzgecinden geçmez. O mercimek kadar aklınızla bunu körükleyip durmayın. Buradan alenen ve açık bir şekilde söylüyoruz. Çağrımız var ama ortada böyle bir müzakere ve diyalog yok. Şimdi Nusaybin'in Haraba köyü kaç gündür kuşatma altında. Vekillerimiz gidiyorlar oraya, içeri girişlerine izin verilmiyor. Sivil toplum, insan hakları örgütlerinin temsilcileri gidiyor. Hiç kimsenin geçişine izin verilmiyor. Bu memlekette demokrasinin barış mücadelesinden ayrı olamayacağını bütün demokrasi güçlerinin kavraması gerekir. Burada olan zulme, kuşatmaya, tecrite ve insanları habersiz bırakmaya oranın akıbeti hakkında ne oluyor? Resmi gayri resmi hiçbir açıklama yapılmamasına eğer itiraz etmezseniz Alman papazın durumuna düşersiniz. Onun için vicdanı olan, barıştan yana olan, demokrasiden yana olan, özgürlük talep eden herkesin her konuda hesap sorucu ve denetleyici olması gerekir. Bakıyoruz, Kürtlere deniyor ki siz kendi kaderinizle haşrolun, siz onunla uğraşmayın ve mümkünse bu referandum alanlarında da gözükmeyin. Hatta gözükürseniz biz türlü yalanlarla iktidarı bir yandan, ana muhalefeti bir yandan türlü yalanlarla bunu itibarsızlaştırmaya çalışırız. Bu kabul edilemez. Mücadelemiz bu zulme olduğu kadar bu yok sayan ayrımcılığa ve kibre karşı da sürekli barış ve demokratik siyaset zemininde devam edecektir. Sevgili İdris Baluken ve Ferhat Encü vekillerimiz mahkeme tarafından, yani onları tutuklayan, yargılayan asli mahkeme tarafından tahliye edildiler. Yani onlar hakkındaki bütün delilleri, onlar hakkındaki bütün tanıklıkları derleyip toplayan, inceleyen ve bunların artık tutuklanmasına, tutuklu kalmasına gerek yoktur hükmüne varan mahkemeler tahliye etti. Oy birliğiyle tahliye etti. Yani bir tek üyesi ya acaba bırakalım mı diye şüphe etmedi. Şimdi CMK'nın Ceza Mahkemeleri Kanunu'nun 267. ve 102. maddelerinde bu salıverilmeye ve tutukluluğa itiraz ediş biçimleri ve yolları gayet nettir. Bunların içinde mahkemenin tahliye ettiği bu vekillerimize tahliye kararlarına itiraz etmek savcının görev ve sorumlulukları arasında sayılmamıştır.
Savcının buna başta itiraz etme hakkı yoktur. Dediğim maddelere açıp baksınlar. Başka bir mahkemenin de bunu gündemine alıp değerlendirmeye hakkı yoktur. Yapılan işlem hukuken olduğu gibi dayanıksızdır ve bu karardan, bu kararların nasıl siyasi mekaniklerle çalıştığının da bir açık göstergesidir. Ondan sonra bize diyorlar ki hukuka güvenin, mahkemelere güvenin, gelin ifadelerinizi verin ve karar açıklansın. Adaletin kestiği parmak acımaz. Amenna. Adaletin kestiği parmak acımaz. Ama adaletsizlik bir şöyle yeli de ise insanlarda büyük acılara yol açar. Yapılan işlem özellikle eş başkanlarımızın ısrarla mahkemelerde dile getirdiği bir karabete işaret ediyor. O da şudur sevgili arkadaşlar. Bunu bıkmadan usanmadan dile getireceğiz. Meclis dokunulmazlığı kaldırdı. Yasama dokunulmazlığı. Onda da karabet bir şey yaptı. Normalde bu meclisin tarihinde dönem sonuna kadar kaldırılırdı. Vekilin dokunulmazlığı dönem sonuna kadar kaldırılır ve mahkeme yargılamayla ilgili bütün tedbirleri alabilmesine, bütün yaptırımları uygulayabilmesine alan açılırdı. Oysa sadece bekleyen dosyalar için bariyeri kaldırdılar ve onları altından geçirdikten sonra o bariyeri tekrar indirdiler. Yani şu an başbakanın, şu an bakanların, şu an diğer parti milletvekillerinin sahip olduğu ne dokunulmazlık hakkı varsa biz ona halihazırda sahibiz. Mahkemede bu çelişkiye şöyle bir işarette bulunmuştum. Sayın Yargıç dedim. Ben şimdi size burada hakaret etsem ya da yanımdaki polisi darp etsem şu anda siz bundan dolayı beni yargılayamayacaksınız. Bundan dolayı tekrar meclise yazı yazacaksınız ve bu dosyayla ilgili de dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyeceksiniz. Yani ne lazımdı? Geçmişe dönük bir düzenleme yapıldı. Normalde bir polis gelip bizi yakamızdan tutup mahkemeye götüremez. Ancak bir zaman makinesi icat edecektiniz. O zaman makinesinde bizi geçmişe götürüp becerebilirseniz orada yargılayacaktınız. Bu yönüyle usulsüzdür, hukuksuzdur ve hukukun evrensel ilkeleri ve kurallarıyla başlamayan bir sürece herhangi bir şekilde rıza göstermek başta hukuka sonra yargıçlara hakarettir. Bizim tanımadığımız kısmı burasıdır. Bu hukuksuzluğa alet olmayı reddediyoruz. Yarın tarih bunu böyle yazacak. Hukuku gözetenler ve gözetmeyenler olarak. Bir diğer şey var. Kürsü dokunulmazlığı. Kaldırılan Mayıs ayında kaldırılan şeyin içinde bu yok. Çünkü bu evrensel bir haktır. Kaldırılıp indirilmesi ya da ötelenmesi mümkün olmayan bir şeydir. Yasama sorumsuzluğu da diyoruz buna. Bu ne demektir? Bu meclis çatısı altında, genel kurulda, şurada, grup toplantı salonlarında, komisyonlarda sarf ettiğiniz sözlerden dolayı hiçbir şekilde soruşturmaya uğrayamazsınız. Parlamenter sistem nedir? Biz milletvekili olarak sizin bize verdiğiniz yetkiyle yürütmeyi denetliyoruz. Bu yürütmeyi denetlemenin 2-3 tane yolu vardır. Gen soru verirsiniz, sözlü soru verirsiniz, önergesi verirsiniz, araştırma önergesi verirsiniz. Bir de eleştirirsiniz. Bu eleştiri hem anayasal olarak hem de evrensel olarak özellikle muhalefet milletvekillerine tanınmış en önemli ayrıcalıktır. Denetleyelim diye. Biz ne yapmışız? Diğer yasama faaliyetlerimizin yanında eleştirerek bu denetleme faaliyetimizi yapmışız. Ama savcılık
bunun dozuna göre yasamayla yargıyı karşı karşıya getirip bunun arasında bir denklik olduğu göz ardı edilip sanki bir hiyerarşi varmış duygusu yaratıyorlar. Onlar bizim yasama görevimizi ve denetleme görevimizi de yargılayabilirmiş gibi davranıyorlar. İşte sıkıntılı olan burasıdır. Buradan bütün kamuoyuna açıklıkla belirtmek istiyorum. Defaatle her çıkan milletvekili arkadaşımız, seçilmiş her arkadaşımız mahkemelerden ilk talebi bu usulsüz sürecin durdurulmasıdır. Ve usulsüz olarak bu taleplerimiz reddediliyor. Çünkü dosyalar artık sır değil. Bu dosyaların içerisinde şiddetle ilişkilenmek, şiddeti teşvik etmek ya da başka anlama, ırkçılık, nefret söylemi gibi anlamlara gelecek. Yani yasanın istisna tuttuğu hiçbir şey yok. Sizin bize verdiğiniz vekaletle biz bu yürütmeyi denetlemişiz. Bugün olacakları defalarca işaret etmişiz. Bugün olacak dediğimiz ne vardıysa bugün olmuş ve bize bunu niye söylediniz diye bugün mahkemeleri işaret ediyorlar. Bu kadar kibir dağlarına yaslanıyorsunuz. Eğer buna gücünüz ve cesaretiniz varsa bunun yeri işte bağımsız kürsülerdir. Meclis çatısının altıdır. Gelin siyasi işleri siyaseten hesaplaşalım. Bizim itiraz ettiğimiz budur. Peki adalet giderse her şey gider. Bir ülke her şeyini yitirebilir. İki şeyi yerine koymak mümkün değildir. Bir yitip giden canlarını yerine koyamaz. Bir de adalet kaybolduğu zaman bunu yerine koyamaz. Anayasa Mahkemesi diye bir kurum var. Sevgili arkadaşlar, kamuoyu unutuyor. Twitter yasağı anlamına gelecek bir düzenleme yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi tam 8 günde karar verdi. 8 gün. Bir haftada bununla ilgili kararını verdi. Bir haberleşme özgürlüğü meselesiydi ve verilen karar yerindeydi. Peki bu ülkede halkın kendisini temsil ettirme iradesi 100 günü aşkındır. İpotek altında rehin alınmış, tutsak edilmiş. Acaba Anayasa Mahkemesi elzem olarak neyi görüyor? Ne olmalı ki bu konuda harekete geçsin? Cezaevindeki seçilmiş arkadaşlarımız hep suça bulaşmış ve vekillerimizi tehdit eden çete yapılarının yanında tutuluyor. Yani canlarına dönük bir tehdit gelişmesini mi bekliyorlar? Bir fiil gelişmesini mi bekliyorlar? Ne bekliyor Anayasa Mahkemesi? Twitter'dan daha acil olmayan bu meselenin hangi boyutu var? Şu boyutu var. Yargı onuruna ve kişisel anlamda yargıç onuruna sahip çıkmak ya da çıkmamak arasındaki ayrımdır. Yoksa bunun dışında kendi verdikleri iştihada rağmen gözlerini başka tarafa, bakışlarını başka tarafa çevirmelerinin hiçbir izahı yoktur. Ama tarih bunu da yazacaktır. Bu ülke çok yargıçlar gördü. Salim Başol gibi anılmak da sizin elinizde. Bağımsız yargıçlar olarak anılmak da sizin elinizde. Anayasa Mahkemesi, uluslararası kurumlara gidiyorsunuz ve orada bir yargıç onuru, bağımsız yargıç onuruyla davranabilmenin güveni bu konuda siyasi baskılardan uzak hukuka, hukukun genel ve evrensel ilkelerine bağlılıkla mümkündür. Yarın AİHM sizin önünüze bir şey indirirse bundan hepimizin ulusal onuru incinir. O gün biz bayram yapmayacağız. O gün yargıçlarımız için, yargı bağımsızlığı için biz sizden daha fazla üzüleceğiz. Bizim ülkemiz
niye başka yerde alınan kararlarla haksızlıkları telafi etmek zorunda kalsın diyeceğiz. Onun için Anayasa Mahkemesi'ne, yüksek yargıya ve bütün yargıçlarımıza sesleniyorum. Bizim isteğimizde gayrimeşru bir şey yok. Bizim isteğimiz tektir. Bağımsız vicdanınıza ve adalete uygun davranın yeter. Bunu sizden talep etmemiz bizim en tabii hakkımızdır. Ve bunda yasa dışı olan ya da sizi etkileyecek hiçbir şey yoktur. Şimdi bir akla evvel çıkıp yargıyı etkilemeye teşebbüs falan diye müteala etmesin. En temel hakkımızı istiyoruz. Adalet, kimsenin merhametine, şefaatine ihtiyacımız yok. Adaleti uygulayın, bağımsız vicdanınızın sesini dinleyin. Yargı onuruna, yargıcı onuruna sahip çıkın, bu bize yeter. Ama şimdi böyle bir bağımsız ses henüz duyamadık. Niye duyamadık? Kamuda, gerek yargıda, gerek bütün kamu personelinde muazzam bir kıyım yaşanıyor. İhraçlar, sürgünler, işten el çektirmeler, cezaevleri kırla gidiyor. Yaklaşık 100 binin üzerinde insan, ki içinde yargıçlar ve savcılar da var, işinden aşından ekmeğinden ediliyor. Peki neyle? Savunması alınıyor mu? Yok. Suçu varsa kendisine söyleniyor mu? Yok. Herhangi bir belge, bilgi, delil gösteriliyor mu? Yok. Ne deniyor? Gayet mıy mıy bir yorumla bazı yanlışlıklar olmuş olabilir. Onun için de bir komisyon kuruyoruz diyorlar. Efendiler, sizin bazı yanlışlar dediğiniz yüz binlerce haneye açlık, yoksulluk ve sıkıntı olarak yansıyor. Sizin için sadece bazı yanlışlar, onlar için bütün hayatları sönüyor. Hani yargı? Peki buna itiraz hakkı var mı bu kadre uğrayanların? Yok. Peki ardından ne yapıyorlar? Şimdi ilk defa bize bir kıyaslama yaptıracaklar. Şimdi cemaat soruları çalıyordu kamuda kendi kadrolaşmasını sağlamak için. Bunlar cemaatten daha tembel ya da daha pervasız. Soruları çalmaya bile üşeniyorlar. Mülakat diye bir şey getirdiler. Yani nedir? Kriterlerinin orada, o mülakatta oturan 5-6 tane hükümet temsilcisinin paşa gönlüne kalmış olduğu gerçekliğidir. Yani yandaşlarını formalite olsun diye soruları çalmak zahmetine bile katlanmadan istedikleri kurum ve kuruluşlara yerleştirme operasyonunu yapıyorlar. İşte bütün bunlar adalet duygusunu öldüren işler. Bundan sonra 40 takla atsanız ne evetinize müşteri bulabilirsiniz, ne kendinizin otoriter, totaliter, diktatoryal hevesler içinde olmadığınıza bir tek kişiyi inandırabilirsiniz. Çünkü eğer bir tek mazlum varsa bu işlerden dolayı, o yüz binlerce doğrudan daha vahim bir durumdur. Bir tek. Ama siz yüz binlerce mazlum yarattınız. Mazlumun ahıyla arş arasında hiçbir engel de yoktur, mesafe de yoktur. Bunu hep birlikte göreceğiz. Barış dedi Ahmet abi. Nasıl bugünlere geldik? Sürecin içinde ve birinci elden tanığı olanlardan birisi olarak heyet üyesi arkadaşlarımla birlikte adım adım takip ettik. Önce gelinen noktayı ifade edelim. Gelinen nokta, Emevi Camii'nde cuma namazı kılma hevesi ve iştahıyla başlanan bir süreç, Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılmakla finallendi. Çanakkale Savaşı için bu ülkede
sağcı, solcu, Kürt, Türk, Alevi, Sünni herkesin ortak bir değerlendirmesi vardır. Çanakkale Savaşı, orada yitirdiğimiz canlar bu ülkenin geleceğini gasp etti. Niye? Okumuş, yazmış, düşünebilen bütün gençleri Çanakkale Harbi'nde yurt savunması için kendilerini feda ettiler. Bugün yaşanan şeyin de ille bir ad koymak gerekirse Çanakkale Savaşı'ndan başka bir açıklayıcılığı yoktur. Siz akademisyeninden öğrencisine, askerinden gerillasına, yüz binlerce genci başlatıcısı olmadıkları, herhangi bir dahillerinin bulunmadıkları bir savaşta kurban veriyorsunuz ama olan bu ülkenin geleceğini oluyor. Giden bizim yetişmiş bilimsel formasyona sahip insanlarımız, eğitilmiş gençlerimiz, eğitimli gençlerimiz ama hepsinden önemlisi ortak yaşam umudumuz, ortak vatan beklentimizdir. Niye? Sizin hurafeleriniz yüzünden. Bugün Rojava'da etnik ayrımcılık yapıldığını söyleyenler, Rojava'da PYD'nin diğer inançları, diğer etnik yapılanmaları tasfiye ettiğini söyleyenler, hiçbir şekilde buranın pratiğine denk gelecek bir gerçekliği işaret etmiyorlar. Ama bu sadece kayyum olarak atadığınız bir yerel seçimin sonuçlarını yok sayıp komple iptal edip yerine memur olarak atadığınız insanların neler yaptığına baktığımızda kimin etnik ayrımcılık yaptığı gün gibi aşikar oluyor. Şöyle bir şey olur mu? Kürt illerinde ilk yapılacak iş Kürtçe tabelaları, Kürtçe hizmeti iptal etmek olur mu? Olur. Olursa bunun adı ne olur? Olursa bunun adı etnik ayrımcılık olur. Ondan sonra da efendim Kürt'ün HDP'lisinden değil ama muhafazakarından oy isteyeceklermiş. Bula bula bu aklı bulmuşlar. Sanki Kürt'ün muhafazakarının demokratik ulus kimliği yok, ulusal onuru yok, izzet ve haysiyetten yoksunmuş gibi Kürt muhafazakarına yapılmış en büyük haksızlıkları yaptığının farkında olmadan sanki Kürt muhafazakarı bunu umursamayacakmış gibi böyle cin fikirler buluyorlar. Elleşmeyin bulsunlar. Çırpınıp duruyorlar. Bir tek çare olacak işleri yapmıyorlar. Çare nedir? Eğer Kürt halkının duygularından bağımsız, gerçekten objektif verilerle düşünmesini istiyorlarsa, bütün seçilmişlerinin gasp ettiğiniz özgürlüklerini geri vereceksiniz. Bütün belediye eş başkanları ve meclis üyelerini geri görevine iade edeceksiniz. Ancak ondan sonra şuna belki hakkınız olur. HDP'ye gönül vermiş kardeşlerim, ona gönül verdiniz, bize de evet verin demeye belki o da hakkınız olur. Onun dışında Kürt halkına sizin ne bir şey söylemeye hakkınız var ne de bir şey talep etmeye hakkınız var. Basına dönük baskıları dile getirmekten usandık. Artık sıradanlaştı. Cumhuriyet Gazetesi, Ahmet Şık, Deniz Yücel ve yüzlerce basın emekçisi halen iddianamelere hazırlanmadan gözaltına almakta, tutuklamakta pek mahirler. Fakat 3 sayfalık bir iddianameyi yazamıyorlar. Niye? Ortada suç yok. Ama bunların içinde Ahmet Şık'ın davası çok ilginçtir.
bugün ya da dün bir mahkemesi vardı. Cemaat Ahmet Şık'ı mahkemeye vermiş. Zamanında onun yargılaması yapılıyor. Bundan 3 gün önce de cemaatçi olduğu ya da darbeci olduğu gerekçesiyle bile değil, iftirasıyla yine gözaltında. Bu durumun garabetini belirtmek için bundan daha iyi bir örnek olamaz. Ama Ahmet Altan'dan Ali Bulac'a kadar sadece fikirlerini ifade eden bütün basın emekçilerine, Kadri Gürsel'den Ahmet Şık'a kadar, Özgür Gündem çalışanlarından onunla dayanışma gösteren bütün aydın bilim insanlarımıza kadar herkes bu baskılar karşısında boyun eğmeyeceğini, zulme rıza göstermeyeceğini onurlu duruşlarıyla yüzlerce defa kanıtladılar. Bu da onlara dert oluyor ve zulümlerini gün geçtikçe artırmaktan başka bir yol bulamıyorlar. Sevgili arkadaşlar, Ahmet abinin üzerine konuşmak istememiştim ama epey konuştuk. Önümüzde referandum var. Öncelikle seçmen kütükleri meselesinde kayıtlı olduğu yerde oy kullanamayacak insanlarımızın nasıl davranması gerektiği hususunda il ve ilçe binalarımızda gereken bilgilendirme masaları kuruldu. Bu konuda tereddüde olan ya da ne yapacağını bilmeyen yurttaşlarımız buradan bilgi alabilirler. Daha sonra Cemre ile başladık, Cemre ile devam edelim. Bu üç Cemre'nin üçüncüsü aslında Mart'ın altısında değil, Nisan'ın 16'sında düşecek. Bunu sağlamak da hepimizin ellerinde, hep birlikte yılmadan, usanmadan buna çalışırsak baharın gelişini 17 Nisan'da kutlayacağız. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Muğla'dan gelen arkadaşlarımız başta olmak üzere. Sağ olun, var olun.